Dostlar selamünaleyküm. Geçenlerde savunma sanayi başkanlığında kara füze sistemleri imza töreni gerçekleştirildi. Ve 4 önemli füze sisteminin seri üretim kararı çıktı. Bunlardan biri Karaok füzesiydi ve dün onu konuştuk. Bugünse bir diğerini yani Türkiye'nin belki de son yıllardaki en stratejik silah sistemini konuşuyoruz. Tayfun Balistik Füzesi. Tayfun Türkiye'ye ne katacak? Menzili ne kadar? Türkiye Tayfun gibi menzili yüksek bir balistik füzeyi üretecek hale nasıl geldi? Bugün bunlar gibi soruları cevaplıyoruz ve başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4 önemli kara füze sistemi için seri üretim sözleşmesi imzalandı ve bunlardan biri de Tayfun balistik füzesi. Tayfun Türkiye'nin vuruş kabiliyetini en üst seviyeye çıkarma yolundaki belki de en önemli adımlardan biri. Çünkü bir balistik füze demek başlı başına bir caydırıcılık anlamına geliyor. Çünkü bu füzeler durdurulması en zor mühimmatlardan biri olarak kabul ediliyor. Çalışma prensibini anlattığım zaman neden böyle dediğimi zaten anlayacaksınız. Bir mühimmat düşünün ki fırlattığınız zaman önce uzaya çıkıyor. Uzayda hedefine kadar ilerledikten sonra bir anda dalışa geçiyor. Yer çekiminin de etkisiyle inanılmaz hızlara ulaşıyor ve tonlarca ağırlığa sahip bu sistemler atmosfere girdikten sonra sadece birkaç saniye gibi kısa bir sürede hedefi buluyor. O süre içerisinde bunlara karşı koymak elbette neredeyse imkansız. Tabii ki tam anlamıyla engellenemez Silah sistemi diye bir şey yok. Her mühimmat türü için bir savunma sistemi geliştiriliyor. Balistik füzeler içinse uzayda bunları imha etme konseptine dayanan çalışmalar yapılıyor. Ama şunu unutmamak lazım ki bu öyle basit bir iş değil ve bu yüzden de Amerika ve Rusya dışında bu konuda ciddi bir çalışmaya sahip ülke yok. Onların da şu an için ne kadar etkin şekilde bu yöntemi uygulayabildikleri belli değil. Yani şu an seri üretim kararı verilen Tayfun füzesi bize inanılmaz bir kabiliyet kazandırıyor. Tayfun kısa menzilli bir balistik füze Türkiye'nin balistik füze sürecini birazdan konuşacağız. Ama kısaca şuna değinmekte fayda var. Tayfun öncesinde Türkiye'nin sadece taktik balistik füzesi vardı. Yani 300 kilometre menzile kadar etkili olan füzeler. Şimdi ise Tayfun'la birlikte kısa menzilli yani 300 ile 1000 kilometre arası etkiye sahip bir füzeye sahip olmuş olduk. Tam menzilinin ne olduğu bilinmiyor ki bu da gayet doğal. Çünkü balistik füzeler çok stratejik sistemlerdir ve hiçbir devlet balistik füze programı ile ilgili çok net bilgiler paylaşmaz. Bir savaş anında sürpriz bir kabul olur bu Ama Tayfun hakkında bildiğimiz bir şey var. Bugüne kadar Tayfun'un iki test atışı yapıldı. Birincisi Ekim 2022'de yapılmıştı. Bu atıştan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan Tayfun'un 561 kilometredeki hedefi başarıyla vurduğunu söyledi. Yani menzil anlamında ilk bildiğimiz rakam bu. Ama sonra Mayıs 2023'te bir test atışı daha yapıldı ve bu atışı yorumladığımız zaman menzilin daha da arttığını söylemek mümkün. Elbette farklı alt sistemler de denenmiş olabilir ama bir balistik füzenin 7 ay arayla iki test atışı yapıldıysa bunun menzil geliştirme yönünde olduğunu düşünmek de mümkün. Ki zaten 7 ay öncesindeki testten sonra Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada bu menzilin daha da arttırılacağını belirtmişti. Ayrıca önemli bir detay daha var. Türkiye füzelerinin test satışlarını Sinop'tan yapar ama Tayfun füzesinin ikinci test satışını Rize'den yaptı. Çünkü 1000 kilometreye yaklaşan menzildeki bir atışı Sinop'tan yapsaydık Karadeniz'deki diğer devletlerin hava sahasına girecekti. İşte bunu da göz önünde bulundurunca rahatlıkla menzilin ilk atıştaki 561 kilometreden çok daha yükseldiğini söyleyebiliriz. Tayfun'un seri üretiminin yapılması birçok açıdan önemli. Çünkü balistik füze demek caydırıcılık demek. Bu da diplomaside elimizin güçlenmesi anlamına geliyor. Bir gerginlik anında masaya oturduğunuzda elinizde Tayfun gibi bir balistik füze varsa masaya yumruğunuzu çok daha sert vurursunuz. Özellikle de bizim bölgemiz gibi bir yerde. Çünkü burası balistik füze cenneti bir yer. Çevremizdeki bütün ülkelerde Yunanistan'da dahil balistik füze envanteri mevcut. O yüzden dediğim gibi bu seri seri üretim anlaşması çok önemli. Tabi burada akla bir soru gelebilir. Çevremizdeki bütün ülkelerde balistik füze varsa Tayfun neden bu kadar önemli? Bunun aslında iki cevabı var ve ikisi de sistemin yerli olmasına dayanıyor. Bizim çevremizde İran dışında yerli balistik füze üretebilen ülke yok. Yani bahsettiğimiz diğer bütün ülkeler hazır alım yapıyor. Balistik füzelerde 300 kilometrenin üzerinde menzili olan füzelerin ihracatı yasak. Yani çevremizdeki ülkeler sadece taktik balistik füze satın alabilirler. Biz de Tayfun'la başladığımız sürece binlerce kilometre metre menzilli balistik füzeler üreterek devam edebileceğiz. Yani bundan 2-3 yıl sonra Türkiye'nin diyelim ki 5000 kilometre menzilli balistik füzesi olabilecek. Ama Yunanistan, Irak ya da Suriye'nin yine en fazla taktik balistik füzesi olacak. Bir diğer önemli kısım da şu ki bu füzeler çok maliyetli füzeler. O yüzden envanterinizi her canınız sıkıldığında yenileme şansınız yok. Kendiniz ürettiğiniz zaman envanterinizi modern tutabiliyorsunuz. Çünkü o füzeleri modernize etmek sizin elinizde. Ama dışarıdan aldığınızda elbette böyle bir imkana sahip olmayacaksınız. O yüzden Türkiye'nin elinde her zaman sürekli güncellenen sistemler varken çevre ülkelerde sürekli yaşlanan sistemler olacak. Yani bu seri üretim anlaşmasına neresinden bakarsanız bakın çok önemli. Türkiye'nin balistik füze programına değinmeden önce bir şeyden de kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Tayfun'un önemli olmasını sağlayan bir etken de Türkiye'nin uzay programı. Türkiye gerçekten ciddi bir uzay programına sahip ve bu programın ilk hedefi uzaya bir Türk vatandaşı göndermekti. Bunu daha yeni gerçekleştirdik. Giden vatandaşımız dün döndü. Şimdi hedef Ay'a sert iniş gerçekleştirmek. Yani esasında biz uzaya erişmek istiyoruz ama bunu yapabilmemiz için uzaya gidebileceğimiz araçlar geliştirmemiz gerekiyor ve bunları milli olarak temin etmemiz lazım. İşte bu tarz çalışmalar uzaya erişmek için üreteceğimiz sistemlere ciddi bir altyapı oluşturma imkanı sağlıyor. Yani Tayfun için geliştirdiğimiz altyapı uzay çalışmalarını da olumlu yönde etkileyecek. Mesela bir örnek vermek gerekirse Tayfun'a geliştirdiğiniz bir itki sistemi uzay yolculuğumuzda kullanılabilecek mesele bu yönüyle ayrıca önemli. Peki şimdi gelelim önemli sorulardan birine daha. Türkiye bugünlere nasıl geldi? Yani Türkiye'nin balistik füze yolculuğu kısa bir şekilde nasıl özetlenebilir? Aslında bu alanda çok eski sayılmayız. Zaten biliyorsunuz. Türkiye şu son 20-25 yıldır bu alanlarda ciddi anlamda varlık gösterebiliyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Onun öncesinde biz bu alanlarda yoktuk. Sadece kıvılcımlar vardı tıpkı bu konuda olduğu gibi. Balistik füze hikayemiz üretim ve geliştirme anlamında şu an ciddi bir noktaya gelse de aslında ilk kıvılcımlar 1980'lerde başladı. Çünkü o dönem İran-Irak savaşı yaşandı. Ardından da Körfez savaşı. Çoğu zaman böyle musibetler bize çok şey anlatabiliyor. O dönem sivil yerleşim merkezlerine balistik füze saldırıları yapıldı. Ve böylece bölgemizde bu konuda büyük bir tehdit olduğu fark edildi. Ama bu alanda hiç tecrübemiz yoktu. Ve kurumlarımız birbirlerinden bağımsız şekilde çalışmaya başladılar. Bu dönemde Pars, Toros, Sakarya gibi roket projelerimiz oldu. Ama menzilleri düşüktü. Yani gerçek manada balistik füze sayılmazlardı. Hatta tam olarak bunlar güdümsüz topçu roketleriydi. Zaten işlerinden sadece Sakarya ciddi anlamda seri üretime geçti. Ve Sakarya TSK mantarına katılan ilk yerli roket sistemi oldu. Ama sapma payı filan yüksekti. O dönemde dışarıdan yardım almamız gerekiyordu. Ve Çin'le işbirliği yaptık. 1997'de 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladık. Ve oradan aldığımız güdümsüz roketlerle yerli imalata başladık. Kasırga bu şekilde ortaya çıktı. Kasırganın menzili 100 kilometreydi. Ama sapma payı 1 kilometreyi buluyordu. Tabii ki bu da çok fazlaydı yani kabul edilebilir değil. Sonra Roketsan bu sistem üzerinde ciddi çalışmalar yaptı. Ama yine de tam olarak istenen olmadı. Çin'le bir anlaşma daha yaptık. Bu sefer yıldırım füzesi ortaya çıktı. Ve sapma payı 150 metre kadar düştü. Ama yine de kabul edilebilir rakamın çok üzerinde bu. Çünkü balistik füze için maksimum 50 metre kabul edilebilir. Bunun dışında üzerinde durmamız gereken esas sistem de Bora. Çünkü Tayfun öncesi geliştirilen en başarılı ve etkili sistem bu. Bora ilk kez 2017'de İDEF'te sergilendi. Ama 2014'ten beri envanterde olduğu da söyleniyor ve 2016 yılında biliyoruz ki test atışı yapılmıştı. Bora balistik füzesi 280 kilometre menzile sahip ve 10 metre sapma payı var. Yani bir balistik füze için oldukça iyi. 2019 yılında Pençe Operasyonu'nda kullanıldı. Yani saha tecrübesi de var. Tayfun'un öncesinde elimizdeki en başarılı sistem buydu. Yani süreç 40 kilometre menzilli güdümsüz topçu roketleriyle başladı ve şimdi 1000 kilometre menzilli Tayfun Balistik Füzesi'ne kadar geldi. O zamanlar çok zordu çünkü hiçbir tecrübemiz yoktu. Ama şimdi işler değişiyor. Artık bir altyapıya sahibiz ve bu yüzden kolaylıkla diyebiliriz ki bundan sonrasında Türkiye çok daha uzun menzilli ve etkili sistemlere hızlı şekilde sahip olacak. İnşallah birkaç yıl içerisinde birkaç bin kilometre menzilli balistik füzelere sahip olacağız. Tabi birkaç bin kilometre menzil tahrip etkili bir başlık için geliştirilmez. Eğer o haber gelirse bilin ki Türkiye nükleer teknolojiye dolaşmıştır. Neden kısmına şimdi girmeyelim. Video çok uzadı. Onu da inşallah başka bir videoda konuşuruz. Allah'a emanet olun.